Kerem Bürsin bedelli askerlik konusunu nasıl yorumladı Murat? Dal Kılıç neden Murat Boz'un eski sevgilisi Elif Sakuçoğlu'nu çok beğeniyorum dedi. Muhabirleri pataklamakla tehdit eden ünlü güzeller kim? İstanbul gecelerinden renkli görüntülere uzanıyor şimdi. Akçıl neden Acun Ilıcalı'yı diline doladı? Kerem Bürsin bedelli askerlik konusunda nasıl bir yorum yaptı? Kickboksa merak salan hangi güzeller muhabirlere gözdağı verdi? Hadise adının Hakan Baş ile alınmasına ne yorum yaptı? Mine Koşan beni unutuyorlar diyerek kimlere sitem etti? Ajda Pekkan neden kuaförüyle ilgili çıkan haberlere kızdı? İşte bu soruların yanıtları ve daha fazlasıyla gece manzaraları. Hoşuna mı gidiyor? Turumuza bir markette alışveriş yapan Sinan Akçıl ile başlıyoruz. Beyefendi halı saha maçında bir iddia kaybetmiş, o yüzden yemek yapmak için alışveriş yapıyor. Bugün ekstra bir durum var ya. Bugün sürpriz var da. Nereden bileyim? Halı saha iddiası. Vallahi halı saha iddiası ya. Sinan Akçıl iddia ile ilgili sorulan soruya öyle bir yanıt veriyor ki sormayın gitsin. Acun'daki bir doyurmak çok zor ya. Ben 8 kişilik daha mütevazı bir ekip var ama maalesef. Çok hoş oldukları bilgisini aldık. O yüzden buraya geldik. Sinan Akçıl'ın yanından ayrılıyoruz. Şimdi de Şeref Meselesi dizisinin yakışıklı oyuncusu Kerem Bürsin'le beraberiz. Yakışıklı oyuncu rol aldığı dizi tutmazsa yurt dışında eğitim almaya gideceği haberlerine yorum yapıyor. Bu diziyi tutmazsa yurt dışında eğitim almaya gideceğiz. Ya ben de şaşırdım o haberlere. Ben de şaşırdım. Kerem Bürsin bedelli askerlik konusunda oldukça rahat davranıyor. Çünkü askerliğini yapmış yakışıklı oyuncu. Ben askerliğimi yaptım. Aynen. Bedelli askerlikten mi? Vallahi ben oyuncuyum yani. Şimdi birçok ünlünün buluştuğu bir ödül törenindeyiz. Özgü Ulusoy kendisi hakkında çıkan Nişantaşı'nda 2 milyon 300 bin liraya ev alarak emlak kraliçesi olduğu söylentisine yanıt veriyor. Hiçbir şekilde hastaları yok. Evet emlak yatırım yapıyorum ama o kadar büyük meblağda bir ev alabilecek durumda değilim henüz. O kadar kazanmıyorum. İnşallah Allah söyletmiştir arkadaşımıza. Bana nasip olur diye düşünüyorum. Özgü Hanım kickboksa merak salmış. Korkun benden diyor güzel manken. Pilates var, şimdi kickboksa crossfit ekledik. Hızla devam ediyoruz. Korkun benden diyorum artık. Özgü Ulusoy'dan sonra Eda Taşpınar da muhabirlere gözdağı vermeye kalkıyor. Ne de olsa hanımefendi de kickboksa merak salmış. Sosyal medyada sık sık antrenmanlarını paylaşıyor Eda Taşpınar. Vallahi pataklarım herkese ona göre. Uzak durmak gerekiyor. Yok ya ben bayağı böyle sinirlendiğim zaman artık hiçbir şeye tepki vermeden hocayı arıyorum. Diyorum ki Orhan ben geliyorum. Hazırla. Biraz döveceğim. Törene smokiniyle yalnız gelen Murat Dalkılıç ile beraberiz şimdi de. Beyefendi bir ay sonra vizyona girecek olan ilk oyunculuk deneyimi Mazlum Kuzey filmini heyecanla bekliyor. Mazlum Kuzey girecek, onu da bekliyoruz heyecanla. Orada psikopat bir doktoru canlandırıyorum ben. Benden ne kadar psikopat olursa artık düşünün. Murat Dalkılıç gidiyor, Tülin Şahin geliyor. Güzel mankenin yeşil elbise tercih ettiğine bakmayın siz. Hanımefendi kendisine bordo ve kahverenginin çok yakıştığını belirtiyor. Bordo siyah çok iyi bir alternatif kış aylarında. O yüzden kadınlar hep siyah başvurmasınlar, bordo da giysinler. Kahverengi, bordo gibi tonlar bana güzel yakışıyor. Kiremit rengi, kırmızı gibi renkler. İlci Akala ile eşi Sarp Leventoğlu da ödül törenine katılıyor. Ünlü çiftin o gece keyfi yerinde muhabirlerle sohbet etmek için sanki birbirleriyle yarışıyor. Yok o hayır. O kendi seçimine. Tabii kendi tarzı her zaman. Kendi seçer. Ben zaten çok beğeniyorum kendisini. Geçen yıl en iyi stil ödülünü alan Hadise'nin yanındayız. Hanımefendi mavi pantolon ve aynı renk pullarla bezenmiş dantelli gömlekle göz kamaştırıyor. Geçen yıl çünkü çok iddialı bir abiyle katılmıştım. Çok da güzel bir ödül almıştım. Bu akşam biraz daha böyle pantolonlu, kapalı bir kıyafet tercih ettim. Renklerin ne anlama geldiğini bilmeyen Hadise, sarı rengin kendisine huzur verdiğini söylüyor. Sarıyı çok severim evimde mesela. Sarı bana çok huzur verir evimde. Yastıklarım falan sarıdır. Ama bak bunu bilmiyordum. Bu renk şimdi para mı getiriyor? Evet, bu para getiriyor. Turuncu iştah açıyor. Sen gel konuş ya. Çok ilgimi çekti. Anlat sen bunları. Süpermiş.
güzel popçu son günlerde adının Hakan Baş ile anılmasına tepki vermeden beni onunla daha sık göreceksiniz diyor. Zaten Hakan Baş'la daha fazla göreceksiniz dedim. Yani bunu hiç inkar etmedim. Hakan benim çok yakın ve sevdiğim arkadaşım. Daha da fazla bir arada göreceksiniz, bu kadar. Hamile eşi Ece Hanım'la ödül törenine katılan Ozan Doğulu'nun yanındayız. Beyefendi 3. kez kız babası olmanın heyecanını paylaşıyor bizimle. Hamile nasıl gidiyor? Güzel vallahi, gördüğünüz gibi ileri doğru gidiyor. Evet, bir ay, bir buçuk ay gibi bir şey kaldı. Bekliyoruz heyecanla. Sırada kısa bir süre önce anne olan Hande Ateyzi var. Hanımefendinin derdi oğlu Aslan Leon ile. Hande Ateyzi oğlunu öyle bir güzel anlatıyor ki sormayın gitsin. Bebek çok şeker, çok tatlı, yani çok başka bir duyguymuş çocuklar ya. Hani sizin de olunca inşallah anlarsınız. Çok keyifli. Böyle sabah uyanıyor yatakta filan, böyle onu mıncıkla filan, o ayakları ayakları. En sonunda istediğimiz şeye kavuştuk. Geçtiğimiz ay Paris'te nikah kıyan Kerem Cem ile Seda Güven esprilerle karşılıyor bizi. Ben bu gece çok beğendim Kerem Cem'i. Biraz daha... Ha, normalde beğenmiyorum. Hayır, çünkü daha ya beğenmediğin adamla niye evlendin kardeşim? Ödül töreninden Mine Koşan'ın konserine geçiyoruz. Hanımefendi Kayahan'ın son çıkan En İyiler albümünde çok sevdiği bir şarkıyı okudu. Başarılı şarkıcı bu konuda bizi bilgilendiriyor. Özellikle bizzat kendisi telefon açtı. Allah'ım neydi günahım adlı parçayı dedi sen okuyacaksın, bu şarkı dedi senin şarkın dedi, bu şarkıyı dedi sen benden istemiştin, ben sana vermemiştim dedi. Evet, unutmamış, gerçekten unutmamış. Ben de unutmadım ama o şarkıyı. Yıllar sonra döndü dolandı, tekrar bana geldiği için o kadar mutlu oldum. Mine Koşan Kayahan'ın albümünde diğer ünlü sanatçıların adlarının daha çok hatırlanmasına birazcık sitem ediyor. Biraz beni üzüyor çünkü yani sanki hiçbir şey yapmamışım gibi, ben 50 yıldır bu müzik yaşantısının içinde olmamışım gibi bir hava estiriliyor. Yani bunun bastırılması mümkün değil. Ajda Pekkan'a bir davet çıkışı rastlıyoruz. Süperstar kuaförde yaklaşık 7 saat kalarak kendine ait 6 saatlik rekoru kırdı haberlerine üzüldüğünü belirtiyor. Çocuklar ya şu kuaför meselesini çözelim. Her geldiğimde bir şeyler yazılıyor ya, ne yapacak? Oh. Aslında sizden öğrenelim. Bir şey yok. Kuaföre gidiyorum. Gitmeyeyim mi? Yılların eskitemediği şarkıcı Emel Sayın'a Anadolu Ateşi dansçıları kemençe eşliğinde horon teberek eşlik ediyor. Bu güzel sahne şovuyla haberimizi sonlandırıyoruz. Seni çatlatacağım.